Peki sığınma evlerine neden ihtiyaç var? İşte bunu anlatan bir haberle devam ediyoruz. Kampanyalar yapılıyor, eğitim veriliyor belli kesimlere ama Türkiye'nin gerçeği maalesef değişmiyor. Namus cinayeti işleyenler pişman değil. Üstelik cezaevinde itibar bile görüyorlar. Töre cinayetlerinin tek kurbanı kadınlar da olmayabiliyor. Sonuçlar töre ve namus cinayetleriyle ilgili yapılan kapsamlı bir araştırmadan. Geçtiğimiz yıllarda da bu araştırmanın belli bir bölümüne yayınlarımızda yer vermiştik. Şimdi bu araştırma sonuçlandı ve araştırmada mahkumlarla görüşüldü. Dicle Üniversitesi'nden doçent Masar Bağlı ile Selçuk Üniversitesi'nden yardımcı doçent Ertan Özensel, 46 cezaevinde töre ve namus cinayetlerinden mahkum olmuş 190 kişiyle görüştü. İki uzmanın 4 yıl süren araştırması sonucunda töre ve namus cinayetlerinde ezber bozuldu diyecek kadar farklı sonuçlara ulaşıldı. Açıkçası biz çok somut bir biçimde bir aile meclisi kararını görmedik. En küçüğün işlemesi gerektiğiyle ilgili de bir genel kanaat var. Yani 18 yaşın altında birisi olsun da bu adam gidip işte şey yapmasın, az ceza alsın diye bir gerekçeyle değildir. Gelenek böyledir. En küçük işliyor ve gidip işliyor. Sadece kadınların değil aynı zamanda erkeklerin de bundan mağdur olduklarını görüyoruz. Öldürülenlerin cinsiyetine baktığımızda %58.4'ün kadın olduğunu, %32.6'nın erkek olduğunu, %7.4'ün de her ikisi olduğunu görüyoruz. Araştırmada töre ve namus cinayeti işleyenlerin çoğunun pişman olmadıkları sonucuna da varıldı. Hatta bu tür cinayetlerden cezaevine düşenlerin çevrelerinde itibar gördükleri de belirlendi. %50'sinden daha fazlasının ailesinin onlara baktığını, hatta bazen mesela şöyle bir durum dahi oluyor. Diyelim ki eşini öldürüyor, çocuklarını kayınvalidesine bırakıyor. Yani kayınvalide kendi kızını öldüren damadına bile bakmaya devam edebiliyor.